Selamün aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Bizi sorarsanız elhamdülillah biz de iyiyiz. Şükrü sizinle beraber çalışmalar devam ediyor. Sizlerle beraber arkadaşlar. Durmak yok. Son hız devam. Durmak yok. Yola devam. Son hız yola devam. Sizlerle olmak tabii ki çok güzel. Sizlerin o güzel cümlelerini duymak, okumak çok güzel arkadaşlar. Bir önceki videomda zaten yayımızı yaydık. Ayranımızı ateşe koyduk. Pancarımızı şuhrusuyla yedik. Diyeceksiniz Melek Hanım ayranı ateşe koydun. Niye bize görsetmedin diye sizler bunu bana yazacaksınız. Ben bunu biliyorum. Sizin de en doğal hakkınız bu arkadaşlar. Sizler yazmadan önce dedim. Ben çökeliği süzerken de arkadaşlarıma görseteyim dedim. Tabii göstermen lazım ya. Evet. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Ne işler yapıyorsunuz? Şöyle, ben bu tülbenti arkadaşlar seneler önce oyalamıştım böyle. Böyle beyazı da severim. Şöyle pembe falan diye yapmıştım. Bana bir çok sevdiğim arkadaşım çökelik torbası yolladı. Ama ben bunun çökeliğini böyle çok güzel oluyor ama tam böyle kavuşturmuyor. Zaten böyle. Onu da gösteririm ama sizden şimdi burada değil, içeride. Onu da böyle günlük kullandığım çökelikleri hemen torbalıyorum. Üçgen çok güzel, dikimi falan çok güzel. Böyle ama tülbette de şey oluyor. Yapıyorsun ya, böyle sıkıyor. Tam oturuyor birbirine. Onda böyle boşluklar kalıyor. Nedense onu da çözemedim neden olduğunu. Belki onu yapmayı ben beceremedim. Ama çok güzel. Bana iki tane din göndermiş. Allah razı olsun. Onu da kullanıyorum. Peynir de çok güzel oluyor da. Şöyle bunu da böyle tülbentimi bembeyaz. Bunları işleri bittikten sonra arkadaşlar bunları hep böyle kaynatıyorum. Güzelce. Sonra da yıkayıp böyle kurutup katlayıp yerine bırakıyorum. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Çökelik tenceremin ağzını açayım. Kapağı da kaynat. Dikkat et. Kaynağı tutamıyorum arkadaşlar nedense. Tabii ki benim çökeliğim kaynadı. Kaynadığı gibi süzmüyorum arkadaşlar ben. Üstüne böyle şöyle iki maşraba suyu ekliyorum. Bir onu 10-15 dakika dinlendiriyorum. Aynısını yine yaptım. Şimdi de sizlerle beraber burada bunları süzelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şu şekil. Şöyle. Bu sefer süt koymadım yayıma. Şimdi doğruyu söylemek gerekiyor. Niye yalan söyleyeyim değil mi? Bu sefer süt yok. Çünkü kanalımız artık hamile. Biliyorsunuz. Kanında yavrusu da var. Hem bize bakıyor hem yavrusunu doyuruyor. İstanbul'dan gelen dostlarımıza ikramımız oluyor. Ondan sonra çok güzel. Kınalın da kanında danası kımradı arkadaşlar. Onun da belirtisi oldu böyle. Cemre bana hep sorardı işte belirtisi olur kızım falan diye. Ondan sonra çok şükür buza bak gördüm. Belirtisinde böyle sarı yine gelmiş. Ondan sonra yani Suna'ya da söyledim bugün. Abla dedi kanında danası kımradıysa dedi ondan olmuştur dedi. Çok şükürler olsun. Kınalı 12. ayın 26'sında günü bitecek. Kaç gün ileri mi gidecek, geri mi gelecek bakalım arkadaşlar. 12. ayın 26'sı kınalın son günü. Çiçeğimizin de gün olarak çiçeği ben hesaplamadım. Kaç idi? 23'ü müydü? 23'ü. Yok o da 26 yine. Tabii. Nisan'ın sonu Mayıs'ın başı olacak çiçekte. Evet. Kınalıya daha çok odaklandım ben tabii ki. Melek Hanım göm göm oldunuz. Zengin oldum göm göm zengin. Göm göm zengin. Gönlümüz, bizim gönlümüz zengin. Şükürüz da. Aynen. Bizim gönlümüz zengin. Şükürüz da. Bizim gönlümüz zengin. Allah'ım gönül zenginliği versin. Amin amin. Tabii ki parasız kursuz olmuyor arkadaşlar. Para olduğuna paranı açmayacağı kapılar yok. Ama tabii ki gönül zenginliği daha bir başka. Şöyle. İki tane gibi yapacağım bunu. Çökeliğimi. Hani kanım full çalışıyor. Durmak yok. Sonra ne dedi sana bana gönderdin abla dedi. Araba tekeri gibi duruyor buzdolabın yanında dedi. Buzdolabın ya
kendi arnada dayadım ya abla diyor. Bir tanesini yedim diyor. Bir tanesini de buzdolabının duvarına dayadım. Araba tekeri gibi duruyor diyor. Bisiklet tekeri gibi aynı diyor. Bazı kere güldürüyor beni. Helal hoş olsun. İyi dedim ben de gülüm dedim. Ben sana yine gönderirim dedim ona. Şöyle arkadaşlar da görsün. Evet, böyle süzüyorum arkadaşlar. Bak tertemiz. Bunlar bembeyaz çilbetlerden böyle. Şu Rusya'ya bir muhabbet aldım. Bir baktım ayranım kaynamış. Biraz dağınık ama iyi yine maşallah. Değil mi? Değil mi? Olacak o da dağınık olacak da dağınık olmadan bunu mu? Hı. Olmadı. Şöyle yapalım. İşte bu. Benim sesin kesildi ya. Şimdi odaklandım şimdi şu Rus'ta. Değil mi? Dur şimdi sen. Konuşur seninle bir. Sen yeter ki muhabbet iste. Allah'ın işi bir inekten neler çıkıyor değil mi? Ya. Neler oluyor? Bir inekten neler oluyor, evet doğru söylüyorsun. Şu kapağımı şuraya alayım. Elimin ucundan soğudu artık o. Vallahi neler oluyor baksana. Allah'ın bin bin bereket versin değil mi arkadaşlar? Allah bereket versin vallahi. Yarabbim. Neler olmuyor baksana. Her şey. Evet. Şimdi böyle toparlayacağım bunu. Elime toplayalım. Yakıyor değil mi? Tabii ki kaynıyor şurada. Yakıyor değil mi diye şurada da. Evet. Bu şekil. Bunu üstüne mutfağa götürüyorum. Tabii burada bırakmıyorum bunları. Bu süzgecim küçük. Bunu küçük olduğu için ondan az koydum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet. Böyle. Bunu da toparlayacağım. Heh. Bu şekil. Bunları şimdi mutfağıma götüreceğim. Üzerlerine de taşları koyacağım. Sizlerle başka işler yapacağız. Hep beraber yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi Şükrü Sütü'yle çiçeklerimize baktık. Böyle çiçeklerimiz darmadağınık olmuş. Aşağı doğru evrilmişler. Hep kırılıyorlar. Şükrü Usta dedi, Melek dedi, dur bu böyle olmaz. Bu kadar yeter mi? O kadar onlara baktık, büyüttük. Kırılmasınlar. Dalında güzel. Hep bunlar değil mi arkadaşlar? Şuna baksana. Aynen Şükrü Usta. Aha öyle ha. İncitme daha. Popicik popicik. Popicik popicik açtılar şuna vallahi. Şuna bak. Çok güzeller. Pamuk gibi böyle. Ondan sonra onları ben bir toparlayayım dedi. Papatyalarımız falan böyle hep dağıldılar yani nedense. Tamam fırtına bir kere yattı hayvancağız ama hep de fırtınaya suçlanmamak gerekiyor değil mi? Tabii. Hem şurusta. Aynen doğru. Değil. Güzel oldu bak şimdi. Burada çiçekler var yine çok ezme oralarda. Ezme. Ben tohum ekmiştim. Öyle mi? Hı hı. Böyle bağlıyorum ben. Onu da almadım bak. Aha onu da alacaktın aslında öte. Unuttun mu? Tabii ki. He unuttuk. Onu da alacaktın. Ne oldu oğlum? Sen neredesin? He? Sen nereye gittin? Nereye? Gel buraya. Fırtına. Sen nereye gittin? He? Seni gidip utanmaz. Ben seni çağırdım. Ben seni çağırdım. Sen niye gelmiyorsun oğlum? He mi? Gel haydi gitme.
Tamam mı? Yoldan geçene de saldırmayayım oğlum. Tamam mı? Ben seni de seviyorum arkadaşlar. Kınalıya falan ot vermeye gittim. Ben de hayvanlarımı böyle sessiz sessiz severim. Aman geldi kapının önüne bana bir kuyruk vurması var var ya. Allah'ım yarabbim bak nasıl söyleniyor bana. Ben Kınalı'yı çok seviyorum. Çiçeği çok seviyorum. Ceylan'ı da seviyorum. Elmaları da çok seviyorum. Ama Fırtına yoktu. He mi Fırtına? Sen yoktun değil mi? Var ya öyle beni dinliyor. Ben Fırtına'yı da çok seviyorum canım. Tabii ki. Ben oğlumu da çok seviyorum. Fırtına sevilmez mi ya? Şuna baksana. Evet. Meryem Hanım burada var da bu ağacında tamam mı? Onu elleme hiç sakın. Şu beyazları ne yapayım? Beyazları bir yere toplayayım. Evet. Değil mi? Şahan ki beyazı Şükrü. Sen şunu ayır sakın onu bağlama onlarla tamam mı Şükrü? Şu popetik açmış ya bak bak. İki tane açmış ya popetik var bak. Hani ya? Bak önünde Şükrü ha. Bunları bağlamıyor. Onu bağlama ötekine katma onu. O ayrı bir şey. Ötekine katmışsın ama sen onu. Katmadım katmadım. Hep kırılmış şeymiş bükülmüş bunları ya. Oraya Fırtına girip yatmıştı ya. Evet. Ondan dolayı öyle oldu. Şöyle bağlayalım yine de. Ne olur ne olmaz. Heh. Yine bundan uzak kaldı. Şimdi dolduysa oldu Melek Hanım. Olur olur sen yaparsın olmaz mı? Olur. Kırılmasınlar günah. Yok canlı ha canlı şey. Canlı çiçeği. Tabii ki. Ne kadar güzelmiş bunlar Melek. Kokuyor. Ne kadar güzel kokuyor. Açlı papatya onlar. He? Açlı papatya yani bahçelerde çıkıyor ya papatya. Nasıl? Onun açlısı işte bu da. Daha büyüğü yani değil mi? Aynen. Aşçı oldun büyük oldu yani. Aynen. Çok güzel oldu bak şuna bak. Heh. Bunları şunlar ne yapacağız? Bunları da beri toplayacağım bak şunlarla beraber buraya yayılmış ya. Şöyle. Şöyle alacaksın. Şu. Senin burada işin çok aslında da. Hı. Bu nasıl kokuyor var ya? O çok güzel kokar. Kokuyor da. Senlik değil kokusu herhalde. Ben... Sen şu taraftan gireceksin ben oraya. Ağır geldi bana kokusu. Parfümden fazla kokuyor. Aynen. Şimdi öbür taraftan mı gireyim? Evet o taraftan gel şu usta. Tamam. Bir şunu toparla bakayım şuradan. Biraz geri içsen, geri taksan çubuğu çok iyi olacak. Biraz daha geri yapman evet, gerek. Dartmaz, dartmaz. Tamam, dartmayacağı için işte çubuk yapıyorsun da, sen de dartmadığı için. Ama o çubuğu geri yapacaktın biraz, tam dibine yaptın. Çubuğa da gidiyor bu, büyük ya. Dartmıyor çubuk. Bak, tamam bırak, onları hiç elleme. Kırılmışlar, bak öyle kırılıyor işte. Hah, şöyle gitti. Bana ne diyorsun? Bana ne diyor Şükrü sen tutuyorsun ya. Gider tabi. Melek diye gitti gitti diye. Ya bu çok ağır ya çok. Kes. Gülver abi Allah vermiş ya. Allah vermiş valla şuna bak. Altında da maydanoz var. Burada da maydanoz var. Allah'ım vermiş. Şuna bak. Öyle topla. Çok incitmeden. Aşağısından bağla biraz ipini. Ama defa aşağı iniyor o zaman. O dikeler o kadar. O şimdi aşağı salmış da ya kendine. Ondan öyle Şükrü usta. Öyle mi acaba? Tabii ki. Şuna bak güzelliğe şu bak. Şu kanatlarını da al eliye. İnsan kıyamıyor arkadaşlar. Nasıl kıyalım ama değil mi? Şunları Şükrü şöyle. Bu ne? O da mı aynı? Onun. Heh. Bırak tamam. Hı. Böyle. Güzelce topaladı arkadaşlar bunlar da böyle.
Çok güzel oldular. İnşallah bir daha aşağı kırılmazlar. Dalları açıyor ya, çiçeklerini dartamayınca kırılıyorlar. Bak yerde pade çiçeğine baksana nasıl attı. Aha. Kırıldı. Böyle bu şekilde kırılıyorlar hep. Yani şöyle. Bunlar kırıldığı için. He. Bunları ben sana hediye edeyim. Bizim şu usta hep ucuza mal ediyor her şeyi arkadaşlar. Bakar mısın şimdi aklına gelene? Oh. Sen bir tanesine bakar. Var mı? Sen bilirsin. İçinden gönlünden geçtiyse o da bizim, o da bizim. Evet, tane var. Bak şimdi. Bunu koparmam, çok büyük mor. Ona o kıyamıyor. Yeter ya. Gönlüm bahçe efendim. Bizim zaten. Görmen efendim bak. Teşekkür ettim Şükrü Usta. Teşekkür ettim her zaman. Arkadaşlar çiçeği daldık. Kırılmasa çiçek alamayacaktık bugün. Böyle. Arkadaşlar kıyılmıyor ya valla. Bu maydanoz da. Dursun o. Dursun mu? Onu ben hallederim. Ben efendim, bura böyle maydanoz çiçeğin altında arkadaşlar bakar mısınız? Yok Allah vereyim. Çiçeklerimizi topladık. Böyle. Güzelce. Deli toplu oldu şimdilik. Aynen. Tamam. Ne güzel oldu. Evet. Ama böyle bağlamasan olmuyor. Olmaz. Nasıl ben olmuş? De, ben de çiçeğimi aldım tabii ki şuradan gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gerçekten eller yan sağlık. Çok bir şey güzel değil. Oldu. Papatyalarımız da böyle açtılar. İnsan dokunmaya bile kıyamıyor. Buraya şöyle sattılar böyle. Fırtına da şuraya yer yapmış kendine. Buraya yattığı yer. Güzel oldu böyle arkadaşlar. Çok güzel oldu. Ellerine sağlık Şükrü Usta. Bir şey değil, vazifemiz. Bakacağız değil mi arkadaşlar? Bakmazsak bağ olur. Bağmazsan dağ olur. He, bakarsak bağ olur, bakmazsak dağ olur. Ben tersine söyledim, kusura bakmayın. Böyle. Gelin şimdi sizlerle de durmak yok. Devam. Baş, pazara gidiyoruz. Pazarda neler yapacağız bakalım arkadaşlar. Bugün bir şey toplamayacağım. Ne hoş kan toplayacağım, ne fasulye toplayacağım, ne salatalık toplayacağım. Bugün başka iş yapacağım. Hadi beraber gidelim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Gel şu usta pazara senden. Haydi. Haydi gel. Pazarımıza. Kapıyı kapat da kuyruksuz arkandan dalmasın. Dalar mı acaba? Dalar. Hemen dalar içeri. Haydi. Bizim de bize bu sene patlıcanlardan nasip olmadı arkadaşlar. Biz anlamadık baştan. Buradayım canım. Bizim patlıcanları böcekler yedi. Allah bereket versin. Patlıcanlara yediyse şöyle biberlere bakın arkadaşlar. Geçen gün topladım bakın. Bakın. Sübke gibi. Evet bunları bize bahçe ayında Şükrü. Pıtırak gibi senle, derler. Evet salatalığa bak arkadaşlar. Gördüğünüz geçen gün topladım ben bunları hep. Şöyle bakayım bir daha sağa sola. Melek Hanım bak daha ne var? Daha yok şurada. Yok mu? Daha yok şurada. Geçen gün topladım. Boyuna ne dökecek yani? Melek Hanım buranın verimi çok oluyor tamam mı? Bura kemreli ya. Şurayı yeni topladım ya. Daha var. Olmaz daha. Daha ne zaman olacak? Şöyle salatalıklarımız gibi otlanmış. Onu da öyle oparatayım. Maşallah veriyor işte. Allah'ım veriyor boyuna bak. Gördün. Aynen. Ama ben şey ne yapacağım? Ne oldu şu? Niye burma uzatıyorsun bana? Melek Hanım bunu işten ben bir daha kontrol edeyim mi? Bak bakalım. Yok şöyle ben aldım hepsini. Gözünü sevdim. Kurban oldu. Aldım aldım. Yok yok. Daha yok. Yok. Daha yok. Ben şey şöyle bakayım arkadaş. Vallahi. Bunu sen kapat bakalım hadi. Ben bir tane bile bırakmadım orada. Koparayım mı? Koparıp bulursa. Ay maşallah maşallah Melek Hanım. Gitti yolamış. Vallahi billahi var. Şuna bak. Bu ne biçim iş ya? Allah'ın işi. Bakın arkadaşlar. 8 şişe turşu yaptım ben. Arkadaşlar bak. Bak dalında bak. Ha bak. Esas mı? Bu Melek Hanım bana inanmıyor. Koparayım Melek. Kopar. İnanmamazlıktan değil. Şöyle ben şimdi topladım. Bir köşe topladım ben. Ay maşallah maşallah. Ay maşallah. Şuna bak arkadaş. Anam kurban olduğum Allah'ı. Maşallah. Yine var. Maşallah. Bu bize yeter şunu. Bunu akşama cacık yaparız. Tamam. Bu
Bu yeter. Bu 4 kişiye yeter. Orada 2 tane daha var büyük. Bunun cacığı 4 kişiye yetmez mi arkadaşlar? Allah için söyleyeyim. 1 kilo var hemen hemen. Rahat var. Ver. Maşallah. Bana da emanet edemiyor. Ver diyor. Al, al senin olsun aşura. Nasıl olsa beraber yiyeceğiz. Bu sene gerçekten çok oldu. Ben bayağı bir topladım. Sizlerle topladım arkadaşlar hep beraber. Allah'ım veriyor. Sahte hep yine de şöyle dökmeye de başlamıştı sıra sıraydı. O bak hangi köyde şükür? Sıra sıra vardı. Vardı var. Evet. Var içinde çok var. Var. Bak öbür taraflarda da var. Evet var. Ben şimdi ne yapacağım arkadaşlar buraya şimdi? Bu patlıcan artık bunlardan daha bir şey olmaz. Bence olmaz. Olmaz olmaz ha onlar. Olmaz. Buraya değil şimdi kıvırcık tohumu ekeceğim. Şu tabak çevreklerinde şöyle aman, aman, aman. Bir atayım. Böyle. Burada da olmaz şimdi. Olmaz. Şöyle. Ne yandı? Maşallah kabak gitmiş şuna doğru. Gitti. Şöyle sökeceğim arkadaşlar bunları. Ay arkadaşlar daha bundan bir şey olmaz diye ben artık bunları söküyorum. Böcekler hep yedi. Dalını budağını yedi. Kanalı yiyeyim bakacağım ya. Bunun nesini yiyecek kanalı daha şöyle. Daha kanalı nesini yiyorsun onu? Otonu motonu toplayayım dedi. Ben buraya kıvırcık tohum ekleyeyim. Şöyle kenara da atayım onu da. Pazı kalsın değil mi? Pazı kalsın sökmeyeyim. Pazı sökülür mü? Oo, onlar sökülür mü? Şurada. Bizim sesimizi duyduğuna görüyor musun? Ne yapıyorlar? Anne diyor. Melek annem diyor. Neredesin? Yanıma gel diye. Senin sesini duydum zaten uçuyorlar. Sesini duyduğuna duramıyorlar arkadaşlar. Hiç duramıyorlar. Bunları da tavukları atalım iyi mi? Aşağı tamam, kenara atayım. Koydu, ha, tamam. Kenara atayım. Şöyle kazmamla da ufaktan şöyle bir kazacağım. Arkadaşlar kendine çocuk kazması aldı. Çocuk kazması değil Şükrü. Bu şimdi pirasa işlerini falan kazıyoruz ya. Ya biz, ben öyle tahmin ediyorum. Biz büyük büyüğe alışmıyoruz ya büyük kazma. Büyük kazma girmiyor aralara. Onun için bunu aldım. Bu kıvırcık şimdi derseniz ki Melek Hanım ne zaman olacak, ne zaman hani yenilecek? Fındık ayından sonra, bir ay sonra yenilir. Taze yine çıkar burada. Biraz fidelerim. Birazını böyle içinden seyreder yeriz. Bir de burası çok gübreli. Tavuk gübresi de var ya burada. Aynen. Arkadaşlar çalışmadan olmuyor. Devamlı çalışmamız lazım. Arkadaşlar iyi düşünmemiş miyim ama? Düşüncem nasıl sizce? Niye burası boş kalsın? Şimdi patlıcanlar gitti. İlaçla sıksam bunlar da olmaz yani bence. Bugüne kadar yediler hep mübarekler. Ne diyeyim artık? Yavaş yavaş da yağmur yağıyor. Yavaş yavaş değil Melek Hanım. İnce ince yağıyor. İnce ince yağıyor. Fakırların üstüne yağar ya. Öyle derler. Öyle derler. Biraz ince değil ki. Bu da belimi ağrıttı. Çocuk da. Çocuk kazması belimi ağrıttı. Der ki çocuk kazması der artık. Şöyle, ince
geleyim buraya. Güzelce. Merak Hanım, sen kuyruksu buraya gelmeye uğraşıyor. Kuyruksu sen eker misin? Ben mi ekeyim? He. Nasıl ekeceğim onu? Rahmetli kaynanam pancar tohumlarını filan kayınpederime ektirirdi arkadaşlar. Ama elinden bir olurdu, bir olurdu. Gerçekten nurlar içinde yatsınlar. Kayınpederime de Rabbim acı şifalar diliyorum. İnşallah iyi olacak. İnşallah iyi olacak. Doktorumuz iyiye gidiyor demiş. Dün biz gitmedik. Yarın gidecek şu usta. Allah nasip ederse. Ben tabii ki hayvanlarım olduğundan dolayı her zaman gidemiyorum. İyi haberini aldık. İyiye gittiği haberini aldık. Onun da. Evet arkadaşlar, Şuhrus da dedi ki, Melek dedi. Tamam dedi, ben ekeyim hadi dedi. Sen öyle istedin ya dedi bana. Bu da Şuhrus'tan ellerinden olsun değil mi arkadaşlar? Ben yerini kazdım, hazırladım. Melek Hanım yeter mi toprağı? Toprak yeter. Oo. Az daha tohum koy. Bunda çok varmış Melek. Tamam, o tohum da yeter. Yine bir başka yere ekerim ben Şuhrus'ta onu. Aynen. Tamam mı? Hepsi bir yerde olmasın. Ayrı ayrı yerlerde olunca arkadaşlar. Olmuyor. Bir yerde olmazsa bir yerde oluyor. Onu şimdi toprağla karıştıracaksın Şuhru. Bu şekil. Böyle böyle. Evet. Hadi bakalım. O kendin bu tarafa alacaksın. Şöyle ekelek gel. Bir savur bakalım nasıl savuracaksın şimdi. Şuhrus'tan ellerinden kıvıracak yeriz inşallah. Böyle yapıyor. Ekele ekele. Ekele ha öyle ekele. Bilmez mi babasının oğlu? Ekele. Ay maşallah maşallah. Bunlar evet. Ha burada 3-4 gün sana bunlar. İnşallah çıkar. Bir de çileştiriyor ya şimdi. Yeri de güzel. Aynen. Kıvıracağı para vermiyor da toprak varıkan. Tasarruf zamanı şimdi değil mi arkadaşlar? Tasarruf etme zamanı. Kalmasın yokum okul. Kalmasın bir tane bile düşse kalmasın. Bir tane zaten koca şey oluyor. Koca marul oluyor. Evet. Evet şimdi ben bunu. Şimdi kazmayla öyle. Şöyle mi yapmam lazım? Yap ha. Yap. Öyle. Evet. Azıcık kazmanın ağzını da vurabilirsin yani sert yere. Yok, yani. Çok da dipleri yok da olmasın. Evet tohumumuz da toprakla kavuştu. Evet. Bunlar şimdi büyüme safhasına geçecek. Aynen. Sizlerle çalışmak çok güzel arkadaşlar. Sizlerle yaptığımızı paylaşmak çok güzel arkadaşlar. Sizlere derdimi anlatmak çok güzel arkadaşlar. Sizleri seviyorum gerçekten. Rabbim hepinizden razı olsun. Çok güzel. Beri doğru Şükrüs'te. Benden bunu ufak diyordum ama bu da ağırmış ha. Ya ufak kazmayı beğenmiyor bir de. Bana ne diyor? Çocuk kazması aldı kendine diyor. Duydunuz değil mi arkadaşlar? Çocuk kazması neler yaparmış ama. Ya Şükrüs da. Arkadaşlar size göstereceğim 3-5 gün sonra burayı. Evet. Bakalım neler olacak burada. Orası da maydanoz arkadaşlar öyle. Onun üstünü biçtik biraz. At dalları öyle çürür gibi oldu ama kökünden gelecek inşallah. Üst tarafında çok var ama. Yaz, kış oluyorsa da benim maydanozum. Bu tohumlar da döküldüğü zaman yine oralarda çıkacak hep maydanoz. Bizim şey marullar. Kışın ortasında bile yeniyor. Evet, kışın bile. Ben mesela kışı almadım, kıvırcık falan almadım hiç. Canım benim kuyruksuzum be. Benden ayrı hiç duramaz. Hele nasıl da bakıyor. Nasıl da poz veriyor hele. Kuyruksuzum benim be. Hadi bir kere daha. Aferin sana oğlum be. Aferin sana. Yediğin helal olsun sana. Ne kadar bu kadar. Başka? Evet. Başka bir şey yok Şuhru. İnşallah güzel şekilde çıkar da topraktan. İnşallah. Allah'ın büyüktür. Biz ektik. Ektik çiçeklerimizi diktik. İncirimiz çok güzel oldu görüyor musun?
O incir yaprağından da çay yaparlarmış. Onu da deneyeceğim. Bakalım nasıl bir şey olacak. Oluyor mu arkadaşlar incir yaprağından çay? Deneyeceğim ben de onu. Çok sevdiğim bir dostum, arkadaşım, her şeyim söyledi bana. Onun için bir deneyeceğim onu. Şurada bir. Tamam. Sen şu gözün orada kaldı. Allah aşkına ne var orada? Almıyorum. Ne yapıyorsun? Abunu dikeceğim. Ha tamam, pardon. Kırılmasın. Pardon canım. Pardon. Şöyle yapayım da. Çok iyi ettin vallahi, çok iyi ettin bunu. Küsmesin bana. Küsmesin sana. Ha, hiç elleme daha. Yok, biraz aşağı. Çevireyim toprağı. Atayım. Tamam. Tamam. Oldu. Bu da bunu sarar. Ha, o da onu sarsın öyle. Ha tamam. Çok güzel oldu şu usta. Küsme. Eller yan sağlık. Daha biz salatalık falan bayağıdan bir almıyoruz arkadaşlar. Burası da bize yetiyor. Allah'ımıza çok yetiyor. Şükürler olsun. Yetiyor, tamam, artıyor bile. Gel kızlar. Elmalar. Külbülerim benim. Size ne getirdim? Bak. Sen niye dışarı çıktın? Elma benim. Tarhan'ın elması bu arkadaşlar, dışarı çıkmış. Bu var ya, maşallah dolu kursağda. Arkan bak. Ne oldu oğlum? Elmayı seviyorum. Elmaları seviyorum ben ya oğlum. Bak arkadaşlar bak. Hiç durmuyor. Ben seni de seviyorum oğlum, seni de seviyorum. Sen niye böyle yapıyorsun? Sen niye böyle kıskançlık yapıyorsun ya? Kıskanma ya. Kulaklarını çekerim abi, ne bileyim, çekerim kulaklarını.